Cyberpunk 2077 geçen günlerde çıktı. Beklentileri karşıladı desek yalan olur. Oyun büyük sıkıntılarla birlikte çıktı. Optimizasyon sıkıntıları mı dersiniz, görüntünün çamur gibi olması mı dersiniz, yoksa eski nesil konsollarda oyunun oynanmayacak kadar sıkıntı olması mı dersiniz? Ne ararsanız mevcut. Bu video Cyberpunk'ı giriş, gelişme, sonuç halinde inceleyecek. Giriş. Küçük bir oyun firması ama hayaller büyük. Cyberpunk yapımcıları CD Projekt Red 2012 yılında küçük bir Polonya şirketti. Büyük yapım oyunları yoktu. En son yaptıkları iş Witcher 2 idi. Ve performans konusunda da Cyberpunk gibi çuvallamıştı oyunda da. Yapımcılar oyunda sıkıntıların olduğunu bile bile ve çok projeleri olduğu için performans sıkıntılarını ele atmamıştı bile. Witcher 2'nin satışları iyiydi ama sıkıntıları da yok değildi. Polonyalı şirket yeni bir sayfa açmak için Witcher 2'yi geliştirirken 2013 yılında Cyberpunk 2077 adlı oyunu bir CGI teaserla duyurdu. O zamanın modası ile CGI trailer yapmak potansiyel satıcının önüne sunmak için çok modaydı. Ama şu an riskli bir iş. Yine de yapan firmalar var. Cyberpunk 2077 ilk defa duyurulduğunda kimler tarafından yapıldığı bilinmiyordu. Bundan tam 2 yıl sonra oyunun kimi yapmayı planladığı belli oldu. CD Projekt Red idi. 2015 yılıydı. CD Projekt Red için normal bir yıldı. Ama kimsenin bilmediği bir yıl olacaktı. CD Projekt Red'in yılı olacaktı. Witcher 3 piyasaya sürülmüştü. Başlangıçta satışlar beklenildiği gibi gitmemişti. Ama insanlar oyunun değerini ilerleyen yıllarda anlayacaktı. Witcher 3'ün çıktığı gibi yine büyük bir optimizasyon sıkıntılarıyla gelmişti. Polonyalı şirket yine performans konusunda oyun çıkmadan çuvallamıştı. İlerleyen aylarda gelen güncellemeler ve gelişme paketiyle kötü adını neredeyse unutturmuştu Witcher 3 ve geleceği umutlu gözlerle bakıyordu. Gelişme, beklenmedik bir artış ve hype. Witcher 3'ü senin diğer oyunundan ayıran birçok yönü vardı. İnsanları bireyselliğe itiyordu. Kendi seçimlerinizi yapabiliyordunuz ve bu seçimler büyük değişikliklere sonuç açabiliyordu. Bu özellik insanların çok hoşuna gitmişti. Performans sıkıntıları hallolduktan sonra oyunun size anlatmak için çabaladığı hikaye insanları içine çekmişti. Diğer oyunlara nazaran çoğu CD Projekt Red ve Witcher fanı Witcher serisinde bu oyuna başlamıştı. Ve oyuna sonradan başladığı için Witcher serisi dahil olmak üzere şirketin performans olarak sıkıntıda kaldığından haberi yoktu. Tabi sıkıntıları var diyoruz ama Cyberpunk'ın sahip olduğu sıkıntıların yanında bu sıkıntılar hiçbir şeydi. Witcher 3 patlayıp her türlü insan tarafından duyulduktan sonra şirket birçok yerden proje ve yatırım aldı. Şirket neredeyse altın günlerini yaşıyordu. Artık bir hedefleri vardı. Kendilerine ait bir evren oluşturmak ve içini öyle bir doldurmak ki o yol geçse bile Cyberpunk gibi bir oyun gelmedi densin. Önce hem şirket için hem de oyuncular için win-win'di. 2017 yılında Cyberpunk adlı projelerini duyurdular. Aslında oyuncular Witcher 3'ün yakaladığı başarıdan sonra bir Witcher oyun daha bekliyorlardı. Ama şirket doğru hamle yaparak ellerine kötü gün kuzu olarak bakma kararı aldı Witcher'ı. Biz oyuncular açısından düşünürsek kötü bir şeydi bu. Ama şirket yönetiyorsunuz ya da bir şeyler üretiyorsunuz, çok talep edilen ürününüzün ardından hemen bir ürün daha üretmezsiniz. Olabilecek bir sıkıntı da iki ürün de patlayabilir. Bu olaylardan sonra 2018 yılında Witcher Gwent oyunu ve Thronebreaker adlı oyunlar çıktı. 2017 yılında oyun hakkında birçok bilgi edinme şansı olmuştu. Oyunun vaat ettiği şeyler çok fazlaydı. Tatmin seviyelerinin üstündeydi. Bir anda herkes Cyberpunk fanı olmuştu. Oyun aynı zamanda Türkiye'de de patlamıştı. Bunun birkaç tane nedeni var. 1. Witcher 3 yapanlar yapıyordu oyunu. 2. Ucuz bir tercihti Witcher. Onun için daha fazla insan tarafından Cyberpunk'a duyurulabilirdi. 3. Oyunda bir Türkçe destek vardı. Oyunun dili Türkçe olabiliyordu. Alt yazılar ve arayüz. Bir anda Witcher fanı olan Türkiye, Cyberpunk fanı dolmuştu aynı anda. Ama asıl olay yurt dışındaydı. İnsanlar bu tür oyunları bir anda sevmeye başlamıştı. Gelecek temalı oyunları yani. Oyunun vaat ettiği dünyayı düşündükçe ve yıl geçtikçe gelecek olan grafik güncellemeleri ile insanlar bir anda oyuna anlam vermeye başladı. Aslında tüm olay burada başladı. Ve her şey 2019 yılında E3 etkinliğinde devam etti. Sonuç. Hype'ın altında kalan bir oyun. Evet, neden böyle bir başlık koyduğumu sorgulayanlar olacaktır. Oyunu severek oynadığımı söylemek istiyorum. Hatta birçok açıdan çok beğendim. Asıl sıkıntı hype'ın bu kadar fazla olmasında. İnsanlar oyuna anlam vermeye başladılar. Hayaller kurdular. Kafalarında her ödülü verdiler ve her şeyi layık ettiler. Oyun daha çıkmadan Game of the Year yapan mı dersin, yoksa bu tür oyunların babası olan Rockstar ile karşılaştıran mı dersin? Her türlüsünü bulabilirsin.
Demem o ki her şey hakkında ne kadar çok beklentiye girersek beklentilerin altına kalması da o kadar kolaylaşır. Hatta burada God of War serisinden bildiğimiz Kratos abimizin ünlü bir sözü vardır. Beklentilerini her zaman düşük tut ki hiçbir zaman üstüne uğramayasın. Doğru size ne denir ki? Konuyu dağıtmadan 2019 yılına gelelim. Ne mi oldu 2019 yılında? Keanu Reeves'in yılı oldu. Onun yılı oldu tam anlamıyla. Adam hakkında hiçbir şey söylemeye gerek yok. Yaptıkları gösteriyor. Kendisi çok sempatik ve iyi bir insan. Bu kadar desek yeter bence. Başka bir videoda Keanu Reeves'i öneririz. E3 etkinliğine gelecek olursak. E3 etkinliğinde sıra Cyberpunk'a gelmişti. Fanlar o kadar yıl sonra oyun hakkında bir şeyler öğrenmek istiyordu. Ve belki de bir çıkış tarihi. Evet, CD Red de çıkış tarihini açıklayacağını müjdelemişti. Herkes heyecanla beklerken sahneye Keanu Reeves çıkmıştı. İnsanlar dillerini yuttu, yataklarına izleyenler ters dönmüş neredeyse. Kimse inanamıyordu. Onun orada ne işi vardı? Abartmıyorum. Keanu abimizin orada olması ve birazdan söyleyeceğim hareketleri yapması hype'ı neredeyse ilk katına çıkarttı. Bunu açıklayarak söyleyebilirim. Hype neredeyse ilk katına çıktı bu haberlerden sonra. Sahneye çıktı, oyun hakkında bilgileri verdi ve bir yerde breathtaking sözcüğünü kullandı. Yani Türkiye'ye çevireceğimiz şekilde nefes kesici. İzleyenlerin birisi aynı anda "You're breathtaking" diye Keanu abimizin cevap verdi. Keanu abimiz durdu ve kendisine breathtaking diyen abimize "Asıl sen breathtaking'sin" dedi. Yani sen nefes kesicisin. Hepiniz öylesiniz dedi. Ve bir anda hype oldu her yerde. Zaten internet dünyası tarafından sevilen bir kişilikti. Belki de bu olay olmasaydı birçok şey farklı olabilirdi. Ama video her türlü yerde paylaşıldı ve doğal olarak Cyberpunk'ta paylaşıldı. Görmeyen bile gördü. İnternetin sevdiği bir kişilikti zaten Keanu abimiz. Bu videodan da daha da sevmeye başladılar. Bunu da atmadan oyunun E3 etkinliğinde 2020 yılı için çıkış yapacağını duyurmuştu. 16 Nisan 2020'ydi yani. Oyun o zamanki tarihten itibaren 9 ay sonra çıkış yapacaktı. Birçok kesim tarafından bir oh çekildi ve oyun sonunda çıkıyor denildi. O 7 yıllık bekleyiş bitiyordu. Burada Enis Kirazoğlu'nun ünlü bir sözüyle tamamlama gereği hissediyorum cümlelerimi. Herkesin kulağına aşina bir cümle. Ama işler beklenildiği gibi gitmedi. Tamı tanıma da öyle oldu. İlk olarak dünyayı 2020 yılında bir pandemi sardı. Sonrasında şirketler evlerinden çalışmaya başladılar. Oyunlar ertelenmeye başlamıştı. Şubat ayından çıkacak olan Last of Us Part 2 bilinmeyen bir tarihe ertelenmişti. Bundan Cyberpunk da nasibini aldı. Oyunun çıkmasına kısa bir süre kala, oyun bir sürü bahaneyle Eylül ayına ertelenmişti. Nisan 2016 olan tarih Eylül 17 tarihine ertelenmişti. Çoğu oyuncu sıkıntılı ve bitmemiş bir oyun oynamaktansa ertelenip düzgün bir oyun kimi sürmek istediğini dile getirdi. Çünkü ertelenen oyunlar şu ana kadar hem yüksek bir yerlerden girmiştir piyasaya ve adından çok da söz edilmiştir. Doğal olarak insanlar bir 6 ay daha beklediler. Derken yazın ortasında daha 3 ay kala yeni çıkış tarihine CD Red bir kez daha bizi o sarı renkli kağıt parçasıyla üzmüştü. Oyunun çıkış tarihi bir kez daha ertelenmişti. 17 Eylül'den 19 Kasım'a çanlar çalmaya başlamıştı şirket için. Aslında CD Red için pandemi olduğundan pek çok oyuncu olayı üstünü örtbas etmişti. Zaman ilerledi, sonbahara gelindi. Oyunun Gold versiyonu duyuruldu. Yani oyun tamamen bitmişti, üretilmeye hazırdı. Hatta oyunun Twitter sayfasında bir hainan bundan sonra erteleme olmayacak değil mi sözüne evet ile karşılık vermişti resmi hesap. Bundan tam bir hafta sonra oyun 21 gün daha ileriye ertelendi. Bir kez daha ve son kez. Görüşün aynıydı. Hacı, oyun iyi çıkacaksa erteleme sıkıntı olmaz görüşüydü bu. 21 günde ne çözecekti peki? Daha öncesinden oyunu deneme versiyonunda oynamaya sahip olan insanlar, PC tarafında pek sıkıntı olmadığını dile getirmiş ama eski nesil konsollarda ve konsollarda çok sıkıntıları olduğunu söylemişti. Oyunun erteleme sebebi de aslında buydu. Eski nesil konsollar. Büyük gün geldi çattı ve 21 gün sonra 10 Aralık 2020'de oyun insanların huzurundaydı. Artık herkes tarafından sömürülebilirdi. Yıllık izinlerini mi alanlar dersiniz, son parasını boyuna verenler dersiniz, örneği çok. İnsanlar tarafından oyun oynandı ve sıkıntıları belirlendi. Çoğu inceleyen gibi oyuncuların eski konsollarda oyunu açamıyordu. PC konusuna gelecek olursak da evet, yine optimizasyon sıkıntıları vardı. Ama konsollar kadar değildi. Oyunu oynanabilir yapıyordu.
Ama bu sefer de oyundaki bug'lar sıkıntı oluyordu. Mesela görüntüler çamurlaşıyordu. Yani bilgisayar dilinde render olmuyordu. Oyunu büyük bir sıkıntıyla ve sıkıntısı sadece bu değildi. Birçok glitch vardı. Sanki oyunun beta versiyonu oynuyormuş gibiydiniz. Sanki yeni çıkmış bir beta versiyonundaki Battle Royale oyunu gibiydi. Çoğu oyuncu tatmin olmadı ve yerli talepleri oluşurlar. Hatta Reddit'te denk geldiğim bir kullanıcının yazdıklarını okuduktan sonra ben onun adını üzülmüştüm bile. Kısa bir detay daha. Twitter'da aktif olan Elon abimiz bile bu konu hakkında tweet attı. CD Red, dün akşam yaptığı açıklamada oyunculardan özür dilediğini ve gelecek aylarda oyuna iki büyük güncelleme getireceğini ve problemlerin çözüleceğini dile getirdi. Hatta eski nesil konsollarda bir hafta süreyle iade etmek isteyenler için iade kabul edeceklerini duyurdular. Elon abimizin nedenine gelecek olursak, Reddit'te gördüğüm o postu paylaşmıştı o da. Resmi şu an görebilirsiniz ekranda. Kısa çevirisi, oyunu oynamak için işinden bir hafta izin alan bir kişi, oyunu oynayıp bunca yıl sonra bekendisini karşılayamayınca üstüne de getirmiş, hatta ileri bile gitmiş, bu oyun geleceğin oynanması gerektiğini ve oyunu bu hale gördükten sonra oyun oynama hevesinin tamamen kaçtığını ve boşlukta olduğunu ile getirmiş. Ağladığı bir kısım da var, evet, ama üzücü olduğu için çeviremedim. Uzun lafın kısası, umalım ki gelecek güncellemeler oyunu düzeltsin. Sonraki videolarda görüşürüz.